Değerli izleyenlerim, bugünkü Sorularla İslamiyet programında İslamiyet'te babadan oğula geçen saltanat sisteminin yeri var mıdır? İslamiyet idari noktada bize neyi emreder? Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinin devlet idaresiyle alakalı olduğunu görürüz. Bunlar genelde genel hükümlerdir. Ayrıntılı bir şekilde bir devletin ayrıntılarını meydana getirmek değil, genel hükümler. Mesela İnnallâhe ye'muru bil adl. Allah adaleti emrediyor. Adalet mülkün temelidir. Ve devletin en temel esaslarından biri adalete dayanmış olmasıdır. Ve emruhum şura beynehum, şurayı meşvereti emrediyor. Ve bu ayette Müslümanların kendi aralarında yapacakları işleri böyle meşveret yoluyla birbirlerine danışmak suretiyle yapmalarını, devletin işlerinde şura ile yapmalarını emrediyor. Genel bir ifade. İnnallâhe ye'murukum en tueddül emanâti ilâ ehlihâ. Allah emanetleri ehline vermenizi emrediyor. Buradaki emanet, her türlü görev, devletteki önemli görevler, devlet başkanlığından tutun, ta en küçük bir memura varıncaya kadar, bütün buralara şumulu var. Bu gibi genel hükümler var. Ve bir de uygulama. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, malum Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Medine'deki İslam devletinin başkanlığını yaptı. Ve vefatına kadar insanların hem dini önderi olarak hem de onların böyle bir idari noktadan amiri olarak o şekilde görevini ifa etti. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendi yerine doğrudan bir vekil bırakmadı. Yani benden sonra falana tabi olun şeklinde çok net bir hüküm yok. Her ne kadar Sünnilerle Şia arasında bu noktada görüş ayrılığı varsa da biz şu anda onu medar bahsedecek değiliz. Şia'ya göre Hazreti Ali'yi Peygamberimiz yerine bıraktı. Onlar öyle kabul ediyor. Ama İslam dünyasının %80'ini meydana getiren Sünni camia bunu bu şekilde kabul etmez. Hazreti Ali onların da başının tacıdır. Ama doğrudan Peygamberimizin böyle bir talimatı olmadığı tarzında genel bir kanaat vardır. Ve uygulamaya da baktığımızda bunun böyle olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Eğer Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam benden sonra falana tabi olun demiş olsaydı, kimi göstermiş olsa muhakkak ona sahabeler tabi olurlardı. Neden? Çünkü sahabeler Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama o derece bağlanmışlar ki fedake ebi ve ummi diyorlar. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bi ebi ente ve ummi. Başka bir ifade şekli. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ve Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin onların canlarından daha aziz olduğu ümmete ders veriliyor. Yani bir Müslüman Peygamberi kendinden daha fazla sevecek. Ana babasından daha fazla sevecek. Bu sahabelerde zaten var. Peygamberimizin bir işaretiyle ölümü göze alan bu insanlar, Peygamberimizin bir işaretiyle kendisinden sonra gelecek devlet başkanı belirlenmiş olsaydı elbette ona tabi olurlardı. Demek ki bu noktada Peygamberimizin doğrudan bir hükmü yok ve bu ümmetin şurasına havale edilmiştir. Yani Peygamber Efendimizin vefatından sonra önde gelen sahabeler bir araya gelmişler ve kendi aralarında meşveretin neticesinde Hazreti Ebu Bekir'i halife olarak seçmişlerdir. Hazreti Ebu Bekir 2 yıllık halifelik dönemi oluyor ve Hazreti Ömer'i tavsiye ediyor. Bu bir tavsiyedir, tutulmayabilirdi de ama diğer insanlar da uygun gördüğünden dolayı Hazreti Ömer yine seçimle gelmiştir. Ardından Hazreti Osman'ın seçimi, ardından Hazreti Ali'nin yine seçimle gelmesi, şunu görmekteyiz. Asr-ı Saadet dediğimiz Peygamberimizin yaşadığı dönem ve sahabelerin yaşamış olduğu dönem bizler açısından model bir dönemdir, örnek bir dönemdir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا. Allah'ın Resulü'nde sizin için en güzel bir örnek vardır. Dolayısıyla Peygamberimizin uygulaması böyle, 4 halifenin uygulaması böyle ama ardından Emeviler devri başlıyor. Emeviler devri
Hazreti Muaviye ile başlamıştır. Ve Hazreti Muaviye yerine oğlunu bırakmıştır. Ve oğlu Yezid çok zulmetmiş ve Hazreti Hüseyin'in şehit olması gibi çok acı olaylara sebebiyet vermiş olan birisidir. Ve Emeviler bu şekilde 100 yıl kadar, 80 küsur yıl kadar onların bir saltanat dönemi oluyor. Ardından Abbasiler geliyor. Onlar da yine babadan oğula geçen bir saltanat. Derken Osmanlılar da yine babadan oğula geçen bir saltanat. Bunlar dine dayanan idarelerdi. Temelde din vardı, dini ölçüler vardı. Ve bunlar dine dayanarak bu şekilde idare ettiler. Günümüzde Arap dünyasının çoğu yine krallık sistemi, padişahlık sistemiyle devam ediyor. Genel hatlarıyla şunu söyleyebiliriz. İslamiyet'te doğrudan tavsiye edilen ve bizden istenen idare sistemi bu şekilde babadan oğula geçen bir saltanat değildir. Bunu çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Ama diyelim bir Osmanlı'nın alemde hükmettiği, yaşamış olduğu dönemde dünyanın neresine bakarsak bakalım genelde bir takım hanedanlar ülkeleri yönetmektedir. Avrupa'nın tamamına yakını krallıklarla yönetilmektedir. Dünyanın başka ülkeleri yine krallıklarla yönetilmektedir. Dolayısıyla o dönemin modası içinde Osmanlı da krallıkla yönetilmiştir. Yani padişahlık sistemiyle yönetilmiştir. Burada şunu belki net olarak söylemek mümkün. Padişahlık sistemi doğrudan İslami bir sistem değildir. Ama padişahların uygulamaları İslam'ın lehinde olmuştur genelde. Arada her ne kadar çoluk, çocuk, deli bu şekilde başa geçenler de olmuşsa da genelde Osmanoğulları hanedanı İslami değerlere sahip çıkmış ve Allah yolunda mücadele etmeyi bunlar bir esas kabul etmişler. Devleti ona göre kurmuşlar ve ona göre yaşatmışlardır. Mesela Osman Gazi yerine geçecek olan oğlu Orhan Gazi'ye diyor ki, oğlum biz kuru bir cihangirlik davasında değiliz. Bizim maksadımız ilahi kelimetullah'tır. Yani Allah'ın dinini her tarafa duyurmaya çalışmaktır. Yoksa daha fazla toprak elde etmek, daha fazla yerleri işgal etmek böyle bir kaygımız, böyle bir davamız yoktur diyor. Genelde padişahlar bu çizgide gitmişler. Böyle olduğundan dolayı her ne kadar padişahlık sisteminin kendisi İslam'ın öngördüğü bir sistem olmasa da devlet olarak İslamiyet'e sahip çıkmışlar, Müslümanlara sahip çıkmışlar, onları himaye etmişlerdir. Günümüzde belki bu meselede bazıları böyle Osmanlı İslami değildi tarzında tenkit ciheti yapabiliyorlar bunu. Bu tenkit haksızlık olur. Ama Osmanlı'daki hanedan sistemini doğrudan İslam'ın öngördüğü bir sistem olarak görmek bu da yine başka bir haksızlık olur. Sistemin kendisi İslami değildir ama Osmanlılar o sistem içerisinde İslam'a hizmet etmişlerdir. Ana hatlarıyla bunları demek mümkün. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.